Evet. Cümleten selamun aleyküm. Bugün de böyle bir değişik olsun dedik. Ramazanımızı hep beraber kutluyorum, tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Korona denen illetin dünyayı esir aldığı günlerdeyiz. Esasında bir telefon yayını yapalım dedik. Ondan sonra iş stüdyoya kadar geldi. Sağ olsun ilk başta Mac Music Erdal Koç'a da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dedi buradan yapalım. Hem dedi Bolu halkımız buradan daha net, daha güzel izler dedi. Biz de Deniz kardeşimize buradan rica ettik. Dedik bir Bozkurtça sohbet edelim. Çalışanlarımıza dedik hem buradan dilimiz döndüğünce ufak ufak hem sohbet hem türkülerle değil mi? Öyle bir şeyler yapacağız bakalım. Bir programı bir paylaşalım ilk başta. Evet. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yine terör örgütünün kahpece saldırıları sürüyor. Şehitlerimize buradan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. Evet. İlk başta devletimize, polisimize, askerimize, sağlık çalışanımıza ve şu anda ciddi anlamda hayatı tehlikesi olmasına rağmen insanlarımıza hizmet vermeye çalışan bütün market çalışanı, eczanecisi, bütün hepsine de hediyemiz olsun değil mi? Ölürüm Türkiye'lim diyelim ilk başta. Aynen başkanım. Ölürüm Haydarımıza herkese. Türkiye'mle açılışımızı yapalım diyorum ben. Thank you.
Ağzına sağlık. Cümlemize teşekkürler. Devletimle, ülkemle gurur duyuyorum. Hepimiz de öyleyiz. Gerçekten bir başka topraklarda yaşıyoruz. Bütün dünyaya örneğiz Allah'ın izniyle. Her yerde bekleneniz, her yerde konuşulanız. Çok duygulanıyorum böyle. Konuşmakta da insan zorlanıyor. Evet. Bu arada Ülke Ocakları Başkanımız buradan İsmail Akgül'e de selam gönderiyorum. Sayın Başkanımıza. Ülke Ocakları Teşkilatları da bu süreçte çok çok iyi çalıştılar. Vatandaşlarımıza da ciddi anlamda yardımcı olmaya çalıştılar. Onlar için de neyi söyleyelim? Yalnız Kurt söyleyelim mi? Bir de okuyalım başkanım. Yalnız Kurt'u bir de şey istemişti programdan önce. Almanya'dan Nuri Tunç abimiz. Nuri Tunç abimize de hediye edelim. Ülke Ocakları Başkanımız İsmail Akgül ve Ülke Ocakları Teşkilatı'na gelsin. Selam olsun İsmail Başkan'a. Aynen. Allah razı olsun. Bize göre değil, bizim için değil. Siyahı beyaz demek, çirkine o hala, zalime pekala, yoksula olmaz demek. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, bükülmedik. Bu şehirde olmaz, terk edip gitmeli, yalnız Kurt yenilmemeli. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmedik, bükülmedik. Of, bu şehirde olmaz, göre değil, yabanın bağında dal olmak, gül olmak. Bize göre değil kardeş, çirkefin elinde del olmak, zul olmak. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmedik, bükülmedik. Bu şehirde olmaz, dağlara dönmeli, yalnız Kurt yenilmemeli. Biz böyle
Hakikaten helal olsun reis. Acayip bir ses Teşekkürler var. Teşekkürler başkanım. Duygulanmama geldi diye harbiden çok duygulanıyorum. Teşekkür ederim. Tabii bu program nereden çıktı diyecekler. Yaklaşık bu korona işte şeyi oldu olalı yani 40-45 gündür ciddi anlamda bütün insanlar hiç ayırt etmeden valiliğimiz başta olmak üzere valiliğimiz, belediyemiz işte arkasından bir STK'lar, ülke ocaklarımız bütün siyasi partilerin gençlik kolları arkasından işte bizler vatandaşlar olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Çalışıyoruz da. Ya çok yorucu bir süreç geçti. Ben şahsım adına yani 40 gündür çok çok aşırı derecede yoruldum. Uykusuzluk bir yandan. Dedim yani sen de geçen akşam böyle bir canlı yayın yapınca. Aynen başkanım evde oturuyordum. Ya, evde otururken bir canlı yayın yaptın. Ben de dedim ki hani bunu şey yapalım. Hani telefondan yapalım. Telefondan yapalım derken Erdal Reis dedi ki ya stüdyomuz var. Niye dedi Bolu halkına kullanmayacağız da nereye kullanacağız? Allah razı olsun. Bolu halkı dediler cep telefonundan izleyeceğine böyle stüdyo havasında izletsinler. Tabii ben ilk başta izleyicilere şunu söyleyeyim. Hani bu normalde bir sohbet ortamı. Yani aynı siz nasıl canlı yayın yapıyorsunuz biz de öyle yapmak istedik. Böyle bir hava oluştu. Ben ilk başta yani Erdal abimize ondan sonra Deniz kardeşimize işte müzisyen arkadaşımıza kardeşim İlkay kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi de sağ olsunlar var olsunlar. Dedik yani buradan böyle bir şey yapalım. Bir de tabii. Onu da atlamadan geçeyim. Yani söyle, ben biliyorsunuz samimi adamım. Ben olduğum gibiyim. Ben devletçiyim. Siyasi parti benim için daha sonra gelir. İlk başta Türk İslam ülküsü benim için olmazsa olmazdır arkadaş. Türklük bedenimiz, İslam ruhumuz. Türk İslam mührünü vurmak için inşallah bu mührü vurmak için bu yoldayız. Bütün dünyaya inşallah bunun mührünü vuracağız. Türk adaletli olandır. Türk gittiği yerde beklenendir. Türk devleti iyisiyle kötüsüyle bütün siyasi partiler yönetebilir ama genel yapısına baktığımızda Türk devleti mazlumun ümidi, zalimin korkulu rüyası olmuştur. Askerimiz, polisimiz verdiği mücadeleyle kendini kanıtlamıştır. Bizi dünya üzerinde yenecek bir güç yok. Belki zayıflayabiliriz ama yenilmeyiz. Bu kadar zor günlerden geçerken Türk devletimizin şu andaki vermiş olduğu mücadele de göz önündedir. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa, İsviçre bütün ülkeler şu anda diz çökmüş bir belaya ama yüce Türk milleti Allah'ın izniyle şu anda gerçekten iyi bir mücadele veriyor. Tabii ki ölülerimiz var. Onlar için de başımız sağ olsun. Üzüntülü günler geçiriyoruz. Neşeli bir şey çalmak istemiyoruz. Türkülerle ilerlemek istiyoruz. Böyle günlerden geçerken en çok üzüldüğüm de şu. Dediğim gibi biz burada sohbet ediyoruz arkadaşlar. Program gibi gözükse de sohbet ediyoruz. Ben böyle günlerden geçerken işte iki gün önce bir tane vatan haini çekti gitti öbür tarafa. Allah'a verecek hesabını. Ben yine de diyorum ki Allah ıslah etsin. Biz yine de bakın bu Türk devleti öyle bir devlet ki Amerika'da göremezsiniz bunu. Amerika'da birisi kanuna karşı geldiğinde biri uyarır, ikinciye mermiyi yer. Türk devleti öyle bir devlet ki terörün elinden vatandaşlarımızı kurtarmak için, insanlarımızı kurtarmak için her türlü mücadeleyi yapıyor. İlk başta onları kazanmaya çalışıyoruz. Ama baktık kazanamıyoruz. Devletimize, milletimize karşı silahlı bir mücadele var. Tabii bunun da karşılığını alıyorlar vatan hainleri. Şu anda Suriye'de mücadele etmekte olan Türk askerlerine buradan selam ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizlere haklarını helal etsinler. Onların yanında olamıyoruz. Onların yanında ancak dualarımızla olabiliyoruz. Yüce Türk askeri Allah razı olsun hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Şimdi böyle günlerden geçerken üzüldüğüm noktalar var. Yani biz bu kadar zorlu bir mücadele... Bütün dünya mücadele ediyor. Biz de mücadele ediyoruz. Bizim bir de başımızda terör belası var. Ya terör belasıyla uğraşıyoruz. Adam sanatçılık maskesi takmış. Almışlar işte sanatçı mı arıyorsun? Al kardeşim sana sanatçı. Sanatçı mı arıyorsun? Ramazan Çelik. Tabii ki. Tabii. Sanatçı mı arıyorsun? Erdal Koçyiğit. Sanatçı mı arıyorsun kardeşim? Vatanını milletini seven sanatçılar var. Şimdi tutuyorlar bunlar sanatçı maskesiyle. Neymiş? Bir tane konser veremedi diye geberip gitmiş. Arkadaş. Buradaki konu, ben burada propaganda yapmıyorum. Ben devletçiyim. Var olsun devlet.
Gebersin veletler. Hiç önemli değil. Geberip gitsinler. Çünkü bu ülkenin yetimin hakkını yiyorlar. Terörle mücadeleye giden her kuruş terör örgütlerinin yetimlerden çaldığı paradır. Onun için yok olsunlar. Allah kahru perişan eylesin. Islah etmez. Eğer ıslah olmuyorsa kahru perişan eylesin. Kimisi sanatçı maskesiyle çıkıyor. Kimisi aydın maskesiyle çıkıyor. Sözde aydınmış bunlar. Nerede terörist var onları savunuyorlar. Ben de diyorum ki buradan teröristleri savunup it olacağınıza devletinizi savunun, yiğit olun. Bu ülkenin ülkücü gençlik bu şeyde olduğu müddetçe, bu topraklarda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. Ne devletimize ne milletimize uzanan her eli kırarız. Cezasına da razıyız. Bu şu vatan hainlerine de şeyi söyleyelim ya. Buradan bulabilir miyiz? Ölmüşüne bir tas suyu diye gönderelim gitsin. Bir sene başkanım onun da bir. Bir de onlara ya bir de şu var. Allah rahmet eylesin diyemiyorlar. Çünkü biliyorlar Müslümanlık yok. Devlet sevgisi yok. İman yok. Ne diyorlar arkadaşlar? Işıklar içinde uyusun. Projektör de kalın size de. Işıklar içinde uyursunuz. Onlara şuradan reis söyleyebilir misin? Bilmiyorum. Söylersin sen. Tabii ki başkanım, ne demek? Ölmüşüne bir tas suyu dökenin de avradını diye. Öyle gelsin yani. Vatan hainleri ölünce ben şehit çocukları adına seviniyorum. Şehit aileleri adına seviniyorum. Nerede vatan hainlerini destekleyen varsa benim için de vatan haindir. Kim arkasındaysa, kim onlara destek çıkıyorsa Allah onları kahru perişan eylesin. İnşallah. Bu devleti hiç kimse yıkamayacak, bölemeyecek. Biz düşüncesi ne olursa olsun, İslam, devlet, vatan, bayrak, bu değerlere saygı duyan, solcu da olsa, sağcı da olsa, HDP hariç bütün herkesin başımızın üzerinde yeri var. Ama devleti, milleti sevmek şartıyla. Evet, İsmail Başkanım, selamlar sana. İsmail Başkanım girmiş yayına. Ülke ocaklarına, bütün teşkilatlarına selam gönderdik. Şimdi de bir selam da vatan hainlerine gelsin. Ölmüşüne bir tas suyu verenin de avradını. Hayra yoranında avradını eşeği saldım şayra olsaya karnım doyura gördü düşü hayra yoranında avradını münkür milafın soyu yıktı harap etti köyü mezarına bir tas suyu dökenin davratını Mükür münafın suyu yaktı harap etti köyü Mezarına bir tas suyu dökenin davracını Verenin davratını Derince kazın kuyusun İlim ilim ilesin Kefen dikmeye iğnesin Verenin davratını Dağdan tahta indirenin ıskatına oturanın Hizmetini bitirenin imanın davratını Dağdan tahta indirenin ıskatına oturanın hizmetini bitirenin imanın davratını İkisin meyit namazın kılanın da avradını
Müfsidin bir de gambazın, mali vardır yemezin, İkisin meyit namazın, kılanında avrat alı. Kazak aptal nutk eyledi, cümle halkı da eyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranın da avracını. Kazak aptal nutk eyledi, cümle halkı da eyledi, sorarlarsa kim söyledi, soranın da avracını. Evet, sesine sağlık abi. Vatan hainlerine, vatan hainlerine senin sesinden bir selam gönderdik. Evet, şimdi çok kıramayacağım bir abim şey demiş, Bolu'ya da çok büyük şey oldu, Allah kabul etsin diyorum. Çok büyük bir hayra imza attı. Abi seni seviyoruz, isim vermiyoruz tabii. Ne demiş? Kurtlar sofrasını biliyor musun abi? Hemen, hemen yesin. Hemen. Evet, şimdi Bolu'da örnek bir hayra imza attı, isminin verilmesini istemiyor. Yani gerçekten şu zor günlerde öyle bir hayır yaptı ki Allah kendisinden razı olsun. Bolu halkına dedi ki, ya çok, ben çok duygulandım biliyor musun? Evet, ya ben adamla samimi değilim. Yani hiçbir samimiyetim yok. Elimde liste geziyorum. Yani elimde var 300-350 kişi. Hani işte elektrik, doğalgaz faturası, kira, asgari ücretli insanlarımız da orada. Koli almaya gittik. Alper Reis'e buradan selam ediyorum. Alper Yılmaz'a, Ayhan Çelikol'a. Allah razı olsun, onlar vesile oldular. Dediler ki abi filanca yerde bir koli var, git kolileri alıver, hani dağıtıver diye. Kolileri almaya gittiğimde orada işte sohbet ettik falan, tanışıyoruz uzaktan. Merhaba hoş beş derken, ya dedim nasıl yapacağız bu, hani bir sürü asgari ücretli insanımız var. Aynen öyle. Yani bir sürü dedim hani sıkıntımız var. Ha şunu da söyleyeyim, bazıları bu yardımları da farklı yere çekiyor. Yani yazıklar olsun diyorum ya. Niye biliyor musun? Ya devletimiz yardım ediyor. Ama bir devletin, hangi devlet olursa olsun, koskoca Amerika Birleşik Devletleri şu anda diz çöktü abi. Yani Türk devleti elinden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyor. 82 milyona ödenek çıkaramaz ki abi. Bunu hiç kimse yapamaz. Hangi siyasi parti gelirse gelsin hükümete yapamaz bunu. Ya iyi niyetli olmak lazım. Biz ne yaptık? Yani ateşe karşı duran karınca misali. Biz devletimize dedik ki sen yardım ediyorsun. Büyük bir mücadele veriyorsun. Biz de vatandaş olarak bu devletimizin sayesinde, bu toprakların sayesinde kazanç elde etmiş, hani bir şeyleri elde etmiş insanlar olarak bizler de insanlarımıza ufak bir hediye. Yani yoksa devletin, yanlış anlamayın, devletin bizim vereceğimiz ne 100 bin liraya ihtiyacı var ne 500 bin liraya ihtiyacı var. Devletimiz büyük. Sakın ha bakın bu hatayı yapmayın. Şimdi Nuri Tunç abi selamlar. Yalnız kurdu söyledik, söylemedik pardon, söyleyeceğiz. Onu söylemiştik ilk başta. Ha söyledik mi? Ha söylemişiz. Pardon. Bir daha okuruz. Bir daha okuruz. Nur abi senin Nur için Bey. Bir daha okuruz. Sıkıntı yok. Şimdi biz oraya gittiğimizde tanışmıyoruz. Abimiz dedi ki ne kadar tutar dedi. Ya dedim 40-50 bin lira çıkar herhalde dedim ben de. Bir topla bakalım ne çıkacak dedi. Abi bir gün sürdü toplaması. Bir topladım 79 bin lira. Adama mesajı atamadım abi, kilitlendim. Şimdi hani 40-50, hani belki 3-4 kişi toplanır da. Evet, 79 mesajı attım. 2 saat cevap yok. Allah dedim herhalde adam dedim 79'u görünecek. İptal. Ama elhamdülillah 2 saat sonra aradı, ne dedi biliyor musun? Ben dedi hani 3-4 kişi de topla dedim biliyor musun ben ona? Bir kişiye ağır gelir dedim. Ne dedi biliyor musun? Ya kardeşim dedi bu iş dedi dönmüş dolaşmış benim kapıma gelmiş. Sen de tesadüf söyledin. Ben dedi Bolu halkından para kazandım. Ben Bolu'yum dedi. Bolu halkına feda olsun diye. Ben çok duygulandım yani. Acayip duygulandım. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Buradan eleştiriyorum yani. Onu da söyleyeyim. Bolu'da yaşayan Sivaslılar. Bolu'da yaşayan Niğdeliler. Bolu'da yaşayan Eskişehirliler. İşte Bolu'da yaşayan hemşehrilerim var. Kim varsa. Çorumlar da var. Kim varsa. Bolu'da yaşayan, dışarıdan gelmiş bütün insanlar, iş adamları. Siz bu Bolu'dan para kazanıyorsunuz. Bolu'nun insanı sayesinde adam oldunuz. Bir kendinizi gösterin ya. Şu insanların zor gününde bir çıkın ortaya. Bak ben herkesi içine katıyorum. Kendimi de içine katıyorum. O abimiz böyle bir şey söyleyince gözümden yaş geldi yani. Adam mesaj çekti. Ne dedi biliyor musun? Kimseye dedi bir şey demeye gerek yok başkanım. Ben dedi 80 bin TL'yi sana yarın teslim ediyorum dedi. Abi dedim bana verme. Ödeme noktasına ver dedim. Adam geldi 80 bin lirayı kardeşim ödeme noktasına bıraktı. Bak Bolu halkı da
beni parça parça aradı. Ben buradan Bolu halkını da tebrik ediyorum. Bolu halkına da teşekkür ediyorum. İşte birisi aradı 3000 lira. Birisi aradı 2000 lira derken 40-50 bin lira da Bolu halkı ödedi. Bir iş adamı arkadaşımız daha var. O da verdi. Toplam 150 bin TL'lik bir elektrik doğalgaz ödendi. Allah razı olsun. Hemen arkasından buradan Mehmet abiye selam söylüyorum. O aracı oldu. Hani aracıların ismini söyleyebiliriz. Hayır yapan ismini söylemiyoruz. Ünsal Oto'da çalışan Mehmet abimiz dedi ki başkanım dedi bir şeyimiz var. 50 bin lira dedi kira yardımı. Geçen hafta 20 bin lira. Bu pazartesi 20 bin lira. Bir dahaki haftada 10 bin lira. 50 bin lira da kira yardımı. Aynen. Bunları niye anlatıyorum? Övünmek için değil. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok. Ben şunun için anlatıyorum. Örnek teşkil etmesi lazım. Bu dışarıdan gelmiş 30 senedir 40 senedir Bolu halkının sırtından para kazananların böyle zor günlerde kendini göstermesi gerekir. Yani bunun reklamı olmaz. Reklam değil bu. Çıksın yardım etsin. Anlatabiliyor muyum? Yani şu Bolu halkına el uzatsın. Bolu'dan para kazandınız. Ben bu anlamda eleştiriyorum. Eleştiriyorum. Mesela bazı Bolu'nun firmaları var. Çok büyük firmaları var. Sakın aklınız şeye gitmesin. Onlar da yaptılar. Allah razı olsun. Tavuk firmaları diyeceksiniz şimdi ama o çok ciddi bir şey yaptılar. Bolu'nun yerli firmaları var. Benzinlikleri var. İşte bilmem işletmeleri var. Kira falan. Ya senin sadece kira gelirin vergi rekortmeni olmana yetiyor. Yani ne olacak ya? Şu halka bir destek çıkıverin. Mahmut Başkanım. Ama maalesef çıkmıyorlar ya. Ben de lafınızı buldum. Kendi camiamızda yani müzisyen olarak işte Bolu'da yaşayan tüm müzisyen adına ben de bir şeyler bekliyorum o kardeşlerimize. Çünkü biz de işsiz kaldık. Bizim de ne zaman faaliyete geçecek iş yerlerimiz belli değil. Tabii destek olması lazım. Tabii, sanatçı bütün müzisyenlere, yani Bolu'da ben Bolu'da yaşıyorum. Bolu'nun ekmeğini yedim. Evet. Şöyle iyi mi? Bolu'daki tüm müzisyen arkadaşlarım, kardeşlerim adına konuşuyorum şöyle, ben de. Şöyle, tamam. Onlardan da bir yardım isterim. Tabii sanatçı arkadaşlara da doğru söylüyorsun. Aynen. Unutmayalım. Evet, Abdullah İrgin, 15 Temmuz gazimiz. Edirne'de de HDP il binasını kurşunlayan onlara, şehitlerimize karşılık, o namussuzlara. Abdullah İrgin, selam olsun sana. Vatan hainlerine inat selam olsun. Evet, Ömer Kadan, Kaynaşlı KGT benim kardeş derneğim. KGT'ye selam olsun. Sakarya, Akyazı'ya selam olsun. Muhammed Yılmaz kardeşim benim. Allah hepinize selamlar, saygılar. AK Parti teşkilatları selam göndermiş. Görmedim. Çok özür diliyorum. Selam olsun. Ayhan Çelikoğlu başkanım. Şimdi gördüm. Selam olsun. Ömer Kadan başkanım. Kaynaşlı'yı seviyoruz. Düzce ile komşuyuz. Hep beraberiz inşallah. Evet. Parçamızı söyleyelim. Ondan sonra hemen yine başlayalım. Kısa bir sohbet. Sonra yine Nuri Tunç abimizin isteğini de yerine getiririz. Yunus Aydemir selam olsun deyiz. Kurtlar sofrasından çıkamazsın ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsın ona yanarım. Şerefli bayrağı burça dikemezsin ona yanarım. Ay yıldızlı bayrağı burça dikemezsen ona yanarım. Oy dedim oy civarim, tüketme umutlarını. Oy dedim oy civarim, tüketme umutlarını. Zalimlerin tahtlarını yıkamazsan ona yanarım. Zalimlerin tahtlarını yıkamazsın ona yanarım. (Gülüyor)
duasıdır, mazlumların duasıdır. Bu bir halkın davasıdır, mazlumların duasıdır. Ve bir elin sevdasıdır, çekemezsin ona yanarım. Ve bir Mehmetçik sevdasıdır, çekemezsen ona yanarım. Oydum oy civarım, tüketme umutlarıydı. Oydum oy civarım, tüketme umutlarıydı. Zalimlerin tahtlarıydı, yıkamazsan ona yanarım. Tahtlarını dikemezsen ona yanarım. Oydum oy civarım, tüketme umutlarını. Oydum oy civarım, tüketme umutlarını. Ay yıldızlı bayrağı Suriye'ye, dikemezsen ona yanarım. Şerefli bayrağı Suriye'ye, dikemezsen ona yanarım. Tüm Mehmetçiğe selam olsun. Allah razı olsun, ağzına sağlık reis. Eyvallah. Harbiden çok acayip işten söylüyorsun abi. Ben var ya çok duygulanıyorum. Bakma böyle sert olduğumuza, ben hemen iki kelime de şey yaparım. Senin yüreğin yufka başkanım. Etkilenirim hemen. Bu arada da buradan Ayşegül Asma hanımefendiye çok teşekkür ederim. Ailesiyle beraber bizi televizyondan izliyormuş. Şöyle ekran şeyinde göndermiş. Dedi büyük ekranda izliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca MHP teşkilatlarımıza buradan selam ediyorum. Kendileri de şimdi toplanmışlar. Hep bir aradalar. Hepsi de bizi izliyorlarmış. Hepsi de Allah razı olsun. Hepinizi seviyoruz. Samet Koca da AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız selam söylemiş. Onu da geç görmüşüm. Kusura bakmasın. Allah razı olsun. Taşkes diye selam olsun Güray kardeşime, Allah razı olsun. Almanya, Hasan Medet, Nuri Tunç selam olsun. Soner Efe selam olsun. Roman Dernekler Başkanımız Ali kardeşimiz selam olsun. Ne bileyim, çok mesaj var, görebildiğimi söylüyorum. Sakarya Akyazı'ya selam gönderdik, Düzce'ye gönderdik. Hepsini de çok seviyoruz. Gerçekten bakın var ya, Düzce Kaynaşlı'da Kaynaşlı Gençlik Derneği var. Benim derneğim de biliyorsunuz Köroğlu Gençlik Teşkilatı. Benimki KGT, onlarınki KGD. Kardeş dernek yaptık biz onları. Kaynaş'ta çok ciddi hizmetleri var. Hasta mı var abi? Çocuklar birleşiyorlar. Hepsi de zaten hemen hemen her gün, çocukluktan beri zaten beraberlermiş. Hiç ayrılmıyorlar. Ben Kaynaşlı'ya gittiğimde çok gururlanıyorum. Neden? Ya biz var ya hani... Böyle çok fazla ayrım yapmamalıyız şey konusunda. Yani tabii ki hemşerisini insan görünce sevinir. Ama biz bu bütün topraklarda beraber yaşıyoruz. Hep beraberiz. Ben oradaki beraberliği görünce sanki kendim de hani onların içindeymişim gibi çok seviniyorum. Onu söyleyeyim. Kaynaştaki gençlerimiz hasta nerede ona koşarlar. Evi yanana koşarlar. İhtiyacı olana koşarlar. Kaynaşlı'da gariban kim varsa ona koşarlar. Bak Hakkı Çolak abim geldi şimdi. Kıymetli abim. Çok değerli abim. Allah razı olsun. Hakkı abimi çok severim. Hakkı Çolak adam gibi adamdır. Belediye başkan adayı oldu. Son anda böyle ramak kala ayak oyunlarıyla kaybetti. Ama adamlığı kaybetmedik. Onlar şerefini namusunu kaybediyor. Biz dimdik ayaktayız inşallah. Ayak oyunları oynayan kim varsa Allah onların da belasını versin diyorum. Öyle mi? Aa göremedim. Betullah Reis selamlar saygılar. Suzan Güneş çok teşekkür ediyorum. Engin Baş, Abdullah İrgin, Yunus Aydemir, Metin Vural, Fatih Cengiz. Oo Çankırı Ilgaz İlk Ocakları. Reis selamlar Fatih Reis. Çankırı Ilgaz'ı da çok severim biliyorsun, geldik oraya. Yetiş Güneş abimiz. Abdullah İrgin Kaynaş'ta misafir oldu iki kere. Selam göndermiştim Kaynaşlı'ya. Murat Çetinkaya Tepecik Mahallesi'ne selamlar Reis. Allah razı olsun. Deniz Çınkar hani şimdi dikkate almadık demesinler. Duygu Atılgan, Selçuk Yalcın, o Ceyhan Gül benim akrabamdır. Sebenden Emrah, Emrah Yılmaz geçmiş olsun.
Evet, cezaevinden çıktığı arkadaşımız da Allah razı olsun. Evet. Kaynaşlı Ayhan Işık, selamlar saygılar kardeşim. Evet, aynı şekilde Kaynaşlı'da birliği gördüğüm gibi Sakarya Akyazı'da da çok güzel bir birlik beraberlik gördüm. Yani oraya misafir olduğunda ben harbiden çok seviniyorum. Evet. Gençler bir arada. Orada kim varsa, bir sıkıntısı varsa hemen koşuyorlar. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Bütün herkesin de örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey mi hazırladın? Ben Yunus, hani Ramazan ayı malum nacizane böyle. Oo, süper. Benden her Ramazan'da bu sene nasip olmadı. Normalde çıktığım mekanlarda Ramazan ayında ilk böyle girdim. Hani Ramazan başlangıcını bir hatırlatalım insanlara diye. Tamam reis. Yunus Emre'nin bir yazdığı bir ilahidir ama. Normal Türk formatında okurlar. Bütün sanat. Hatta rahmetli Barış Akarsu falan da okumuştu. Deniz Hanım, Nermin Hanım'ın selamı var. Nermin Altun'da. Aleyküm selam. Bize Deniz, selam olsun. Deniz demiş, ağzına sağlık, çok süpersin demiş sana. Teşekkür ederim Nermin annemize. Estağfurullah. O da Gökhan Kalkan'ın annesi oluyor. Öyle mi? Tabii. Aa, o da Avustralya'nın yolu. Aa, benim an... çocukluk arkadaşım, evet, Gökhan'ın. Gökhan abim şu an Avustralya'da çıktı. Şu an İstanbul'da. Gökhan reis derbeder oldu ya. Sakalı da bıraktı, geziyor diğer diyar. Şu an İstanbul'da gelecek. Giriş yaptı. Öyle mi? Tabii tabii. Hakkı abim selam söylemiş. Ceyhan Gül çok kıymetli verdiğim akrabamdır. Ankara'da. Orada iş adamı kendisi. Selam ediyorum Ceyhan abi, akrabam. Selamlar, saygılar. Ondan sonra şurada Selamiye Konyalıoğlu hocam var. Hocam sevgiler, saygılar. Sakın ha yanlış anlamayın. Gördüklerimi okumaya çalışıyorum ama mesajlar hani Mustafa Gökkaya, reisim selamlar. Ozan Bedir, sevgiler, saygılar. Zafer Ulusoy. O Kerem Işınok. Buracığım biliyorsun değil mi Kerem abimi? Bilmez misin değil mi? Kerem abi İstanbul'da çok böyle adam gibi adamdır, diktir. Allah razı olsun. Çok şeyde de bulundu. Türkmen Dağı'nda falan da şey yaptı. Çok değerli bir abimdir. Suat Çillioğlu. Abi geçemeyeceğim isimler bunlar. Bunlar dava adamlarıdır. Evet başkanım. Bunlar hani gördüğümde okumam lazım. Çünkü ayıp olur. Bülent abimiz de bir sefer Bülent Velioğlu herhalde basında. Onu da bundan sonra aklımda aynı. Suat Çillioğlu başkanım. Allah razı olsun. Yeni Çağ'daki akrabalarım. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Fikret Cefaker, Safinaz Yalıcı. Evet çok teşekkür ederim. Neyi söyleyecektik? Ramazan ayına bir has parçam. Yani Yunus Emre'nin yazdığı bir eserdir. Normalde ilahidir ama Türk formatında da Erdal abim bilir zaten. Erdal Koç'ydı. Ya bir sıkıntı ilahi bozmayacak bir şey varsa değil mi? Yok tabii Türkiye formatında. Ben yürürüm ya.
cümlemizle. Ağzına sağlık reis, harbiden. Tebrik ederim. Çok başkanım. Güzel. Sesin maşallah her şey gidiyor. Allah razı olsun, sağ ol başkanım. Allah razı olsun. Suat Çillioğlu başkanım aleykümselam demiş. Başkanım sizi çok seviyoruz. Suat başkanım dava adamıdır. Suat başkanım bütün Türklüğün gururudur. Suat başkanım yanındaki insanlarla beraber, Buran Aygün abimle beraber Türkmen Dağı'nda çok ciddi mücadele verdiler. Çok ciddi orada kolu bacağı olmayan köylü kardeşlerimizi, orada bombardıman altında olan köylü kardeşlerimizi Sakarya, işte onların vesilesiyle biz de gittik oraya. 9 kez gittim. Oradan yaralı kardeşlerimizi getirdik hastanelere. Suat Çillioğlu adamdır. Fatih Çalışır abicim, selamlar, saygılar. Naci Orhan abicim, çiçeğimizi öp diyorum. Naci Orhan abimizin bir çiçeği var, bir kızı var. Allah bağışlasın. Evet, tedavi görüyor. İnşallah iyileşecek. Bu arada da Naci Orhan abimizin şeyi söyleyelim, siz söyleyin. Naci Orhan abimizin bir çiçeği var. Sayfasına girerseniz görürsünüz. Yeğenimiz var, hasta. Ama var ya, o kadar güzel bir çocuk ki, böyle göreceksiniz zaten. Dua edelim inşallah mübarek günde de. İyilesin bir an önce. Zafer Ulusoy, gönül insanı, selamlar, saygılar. Ümit Küçükoğlu, Allah razı olsun, Yeni Çağ'dan. Engin Baş, selamlar. Hasan Yurt, selamlar. Alper Yılmaz, selamlar, saygılar reis. Vedat Tok, selamlar, saygılar. Ahmet Caner gelmiş. Reisim, selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Serkan Elçin, selamlar, saygılar. Evet, buradan yazanlara da hani buradan elimizden geldiğince selam etmeye çalışıyoruz. Ahmet Algas demiş. Ne söyleyelim abi? Şimdi Mahmut Başkanım, bundan 3 gün önce evde, malum biz hani hikayede tabii diğer meslektaşlarım gibi ben de çalışmıyorum. Ya ben mahcup oluyorum ama şimdi. Benim dayım şu an herhalde, o da canlı yayında seni izliyor. Çorum'dan bağlı. Sözlerini o yazdı. Üzeyir Başar'a sevgiler olsun. Üzeyir Öyle Başar'a. Mi? Evet. Kim? Üzeyir? Üzeyir Başar. Sözlerini o yazmıştı. Çorum'da seni izliyor şu anda. Öyle mi? Oo, çok. Sözlerini o yazdı. Müzik bana ait. 3 gün önce yaptım. Yani senin için yaptım. Tabii bütün başkanlarımıza gelsin ama senin bu hizmetinden dolayı bir ayrıcalığım var. Benim gönlümde, yüreğimde. Estağfurullah reis. Ben mahcup oluyorum. Hani şimdi yanlış da anlaşılabilir. Kimse yanlış anlamasın. Benim bu nacizane gönlümden gelmiştir. Sana, ya bütün başkanım saygım sonsuz ama senin hizmetinden dolayı takdir ediyorum. Ben sana yazdım besteyi. Estağfurullah. Paylaşalım ya dostlarla. Olursa. Hazırlamış bile adamı ya. Bize bir şey demiyor ki, hazırlamış öyle. Tabii bu ya, gönlümüzden koptu. 3 gün önce de ben bayağı bir Instagram'da yayın yaparken. Aynen, ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani şimdi ya ben şey yapıyorum hani böyle. Mahcup oluyorum. Yok, utanıyorum. Anır şimdi hani böyle sanki. Estağfurullah. Bu programı biz sadece ne için yaptık? Hani ben açık söylüyorum. Dostane, vatan hainleri. Evet, evet. Şu sıralar güzel haberler alıyoruz. Vatan hainleri geberiyor. Onların sevindiğim için. Bir de moral olsun şu halkımıza. Kesinlikle. Oyun havası değil. Türkülerle. Türkü bazında. Bozkurt müziklerle. Mücadele eden askerlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza. Bu arada Hatay'da. Böyle bir şey olsun diye. Hatay Suriye sınırında seni şu anda 20 tane Mehmetçik izliyor. Bolu, onlar Tugay, adam Bolu Tugay komutanından orada görev yapıyor. Öyle mi? Mehmet Meşe. Öyle mi? Hepsi izliyor şu anda. Onlar Hatay'a şey, bu Belçikalı bir kız vardı ya, teröristler kaçırmıştı. MİT operasyonuyla alındı. Bu arada da MİT'imizi kutluyorum. MİT sınırda ciddi güzel bir operasyona imza attı. Biz de orada şahit olduk. Bazı bilgiler vardı elimizde. O bilgileri paylaştık. Orada sağ olsunlar, onlarda da varmış o bilgi. Ama ne oldu? Oradaki Türkmen kardeşlerimizin de yardımıyla, hı hı, oradaki çocuk 2 sene sonra terör gruplarının elinden alındı ve Belçika'ya teslim edildi. Ne oldu biliyor musun? 2015 senesinde Türkiye'ye soykırım yaptı diyen Belçika, biliyorsunuz şeyden geçirdi. 2018'de 4 sene sonra, 3 sene sonra teşekkür etmek zorunda kaldı. Oraya gittiğimizde Hataylı bütün askerlerimizle karşılaştık çarşıda. Tanıdılar sağ olsunlar. Öyle bir sohbet ettik. Ben çok seviyorum. Şu an 20 tane Mehmetçik seni oradan izliyor. Evet. Mehmetçiklere selam olsun. Mehmet Meşe komutanı. Mehmet Meşe komutanım. Selamlar, saygılar. Bu canımız da, malımız da, başımız da feda olsun Mehmetçiye. Devletimize her zaman. Allah razı olsun. Reis artık söyleyecek bir şey, yapacak bir şey yok. Sana yazdınız beste. Estağfurullah.
düşman. Garip el kaldıranlar bin pişman. Bolumuz seninle hayat bulacak. Bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan. Bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan. Ölüme koşar. Birlik olup dirlik olup memleket için. Bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan. Bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan. Başkan gibi adam seçmemiş, Turan hak yolundan geri kaçmamış, namerdin kuyusundan damla içmemiş. Bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan. Bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan. Bu dönemde beldemiz şaha kalkacak. Karşına çıkanlar sessiz kalacak. Bolu ili seninle hizmet bulacak. Bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan. Bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan. Bizim yüreğimizde hep alan başkan. Abi vallahi var ya, acayip mahcup oldum. Kızardım şu anda. Estağfurullah başkan. Abi estağfurullah, yani çok mahcup oldum, kusura bakmayın. Buradan Çorum'a Üzeyir Başaran selam olsun, dayıma o yazdı. Abi müzik, çok mahcup oldum, yani inanılmaz mahcup oldum. Çok teşekkür ediyorum, yani emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Murat Çalışır diyor ki, rejide diyor, coşturuyor şu anda şey diyor. Erdal Koçit diyor, Murat Çalışır. O da selam diyor, Murat Reis, Allah razı olsun. Buradan bütün herkese selam ediyorum tekrar. Allah razı olsun hepinizden. Evet, şimdi Kerem Işınok abicim, seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda sohbet etmek istiyoruz, şu bela başımızdan gitsin. Şey yapalım ya, bu unutmadan da, hani unutmayız gerçi, yani niye unutalım da, bir şey diyorlar, hani bazı mesajları gördüm burada. Evet başkanım. Tabii bozdak ustası değil mi, unutulmaz insan Neşet Ertaş. Neşet Ertaş. Şimdi şöyle yapalım bence. Birinci parçayı Bülent Veloğlu, Bolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bülent Veloğlu nezdinde bütün Bolu basınına Neşet Ertaş'tan bir parça. Daha sonra da hani onun peşine de yine bildiğim birkaç parçayı, böyle peş peşe 2-3 parça. Türkü onda bütün burada istek, herkes diyor ki Beytullah Karadayı reisim, kusura bakma, aynen, selamlar saygılar. Kadir Tekiner, abicim baş tacısın, selamlar, saygılar. Bekir Kıyak, abicim selamlar, saygılar. İlk başta Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ne, evet. Bolu basınımıza, Bülent Veloğlu'na, evet, basın emekçileri, hepsinden de Allah razı olsun. Özellikle Faruk'a, Faruk'a özel. Bütün basınımıza, ya, takılıyorum ona, biliyor musun? Evet. Şimdi ondan sonra da bütün işte vatandaşlarımız buradan şey demişler, Neşet Ertaş demişler. İki tane Neşet Baba sen nasıl yapalım istersen, tabii kafana göre yapalım, hazırla. Evet, bu arada tabii ne demiş, olsun şarkısını, ha aynen.
Alper Yılmaz demiş ki olsun olsun, aynen onu söyleyelim. Tabii ki. Ondan sonra da Ezoğlum var ya reis. Oo, tabii ki tabii. Başkanım. Peş peşe şu Neşet Ertaş'ı bir söyleyelim. Tamam başkanım. Nasıl olsa bu yayın isteğimize bağlı. Sabaha kadar devam. Sabaha kadar buradayız diyor ya şey dayı, Sivaslı dayı. Onun hesap. Sabaha kadar buradayız da Erdal ayakta duracak hali yok adamın yorgunluktan. Sağ olsun Erdal'dan. Allah bir de bir mola veririz değil mi? Tabii. Bir mola veririz. Sıkıntı yok. Aşık Veysel'den de bir parça diyorlar. Tabii yani sen nasıl istersen. Varsa. Tabii ki başkanın hepsi var. Tamam. Programdan önce şey demiştik, istek almayalım falan demiştik ama. Yine gönder kırmayalım, nacizane elimizden geldiği kadar. Hayır, almayacaktı, anladın mı? Her şey sıkıntı yok, gönder gelsin diyor şimdi de. Bir sene olmuş, ben şimdi hemen hepsini ayarladım. Bir Neşet Baba, iki tane Neşet Baba tabii, bir şey yapalım. Tabii, nasıl ister? İlk başta basınımıza söyleyelim. Basına sonra gelsin, Bülent Veli olan seyircilerimiz gelsin. İkincisi de takipçiler için takipçiler için gelsin. Ne yapalım, arkasında la. Sağlık çalışanları başımızın tacı tacı. Şu anda verdikleri mücadele çok büyük değil mi? Evet. Sağlık çalışanları selam söylüyor. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Allah razı olsun. Sen de bulmuşlar, beni bırakmışlar yalnız. Selam olsun. Zahirim sensin, evelim sen olsun olsun. Ahirim sensin. Oh, 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 oh
vatanım sen olsun. Zahirim sensin, evelim sen olsun olsun. Ayrım sensin. Bir türkü daha yapalım o zaman Bülent Veloğlu ve basın ekibine gelsin. Haydi bakalım. Sonrasında bir mola alırız. Moladan sonra devam edeceğiz zaten. Buradayız. Uğur Genişçilik abime gelsin aynı zamanda. Başta Uğur Genişçilik olmak üzere. Sesine sağlık reis. Teşekkürler başkanım. Sen 5 dakika mola ver reis. Verelim evet çünkü. Aynen. Biz de bu arada ne yapalım? Kısa bir sohbet edelim biz siz gelene kadar. Evet şimdi tabii. Aynen aman aman abi. Dikkat güzel. 5 dakika siz mola verin ben hemen gel şey yapacağım. Evet şimdi arkadaşlar tabii gündemimiz ne? Gündemimiz korona. Bugün de canlı yayında söyledik ama tekrar edelim. Buradan da kısa kısa
bilgileri iletelim. 5 dakika Deniz mola verdi. Moladan sonra birlikte olacağız. Şimdi Bolu'daki biliyorsunuz vaka sayıları hakkında çok insanlar soru soruyorlar. Ben her zaman diyorum vaka sayılarına çok fazla takılı kalmamak lazım. İşte bugün çok paylaşımlar gördüm. İşte 100'ün üzerine çıkmış. Ne yapacağız, ne edeceğiz gibi şeyler var. Evet, Bolu'da 100'ün üzerinde vakalar ama insanların da şimdi havanın açmasıyla beraber sokaklara çıkmaya başladılar. Birazcık kurallara dikkat etmiyoruz maalesef. Yalnız buna rağmen, bakın buna rağmen Bolu şu anda ilk 5'te iyi iller arasında, en iyi giden iller arasında. Buradan tekrar sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bülent Velioğlu Başkanım canlı yayınlarla size aktarmaya çalışıyor. O da ciddi anlamda insanları uyarmak adına ciddi bir iş yapıyor. Kulak verin, Bolu basını sizi uyarmaya çalışıyor. İşi olmayan çıkmaması lazım ama tabii havanın açmasıyla beraber bütün herkes kendini sokağa attı. Bir de bunaldığı vatandaşlara da hak veriyorum. Bunaldı herkes evde ama ne kadar da bunalsak tabii ki evde kalmamız bizim için ciddi anlamda önemli. Virüsün yayılmaması gerekiyor. Bakın bugün tekrar söylüyorum, tekrar etmekte fayda var. Mesela bir ilimiz var, Bolu'dan uzak bir il. Orada günde 4 vaka çıkarken şu anda 25-26-27'lere çıktı. Günde 25-26-27 gibi vakalar var. Bolu'daki vaka sayılarımız 100'ün üzerinde, günlük testler yapılıyor. Ha, bu arada şey de söyleyeyim. Berberlerimiz pazartesi günü itibariyle, herhalde zannediyorum pazartesi en geç salı, ben öyle biliyorum, öyle öğrendim. Bilgiler o yönde. Berberlerimiz tamamen teste tabi tutulacak. Çünkü yakın temas var. Yine de tedbirler olacak fakat hepsine de test yapılacak. Testlerinde herhangi bir şüphe olanlar, berberler görev yapamayacak. Şu ana kadar da bir pozitif durum söz konusu değil berberlerde. Normalleşmek adına adımlar atılıyor. Normalleşmek adına valimiz, işte devlet erkanımız elinden geleni yapıyor. Bu anlamda bizim vatandaşlar olarak devletimize yardımcı olmamız lazım. Mesafeyi korumamız lazım. Özellikle arkadaşlar bakın, pazar yerlerinde Albay Tatu Başkanımız elinden geldiğince ilgilenmeye çalışıyor. Buradan kendisine de selam ediyorum. Pazarcılarımıza, Albay Tatu Başkanımıza da buradan selam ediyorum. Allah razı olsun. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama vatandaş olarak bizim de orada alınan önlemlere riayet etmemiz lazım. Onların da eksikleri vardır. Bizim de eksiklerimiz var. Çok ciddi şekilde tedbirli olmamız lazım. Korona bunun işin şakası yok. Hani bana ne olur gibi düşünmeyin. Bu bir anlık bir iş. Bakın bir kişiden, bugün Orhan Uçar güzel bir söz paylaşmış. Korona bir kişide çıktı ve daha sonra bütün dünyaya yayıldı. Şu anda Türkiye'de işte binlerce vaka var. 13 bin civarı diyorlar. Yani bir kişiden dünyaya yayılan vaka şu anda binlerce kişilerde var. Çok dikkatli olmamız lazım. Önlemleri dikkate almamız lazım. Her gün testler yapılıyor. Test oranlarında geçen hafta çok iyiydik. İşte test yapılıyordu mesela. Birkaç gün hiç şey çıkmadı. Pozitif. Ama onun arkasından 1-2 çıkmaya başladı. Şimdi yine insanlar sokaklara çıkınca biraz testlerde artma var. Vakalarda artma var. Ama hani ne gevşeyelim, bakın bu söylediklerinden sakın şeyi çıkartmayın. İşte hiçbir şey yokmuş, çıkalım gezelim gibi değil. Ama tedbiri elden bırakmadan, mesafeyi koruyarak elimizden geleni yapmamız lazım. İzzet Baysal Caddesi kapanmıştı. Orada esnafımız işte mağdur olmuştu ve ciddi anlamda da burada serzenişleri olmuştu. Ben buradan bütün ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Bakın devletimiz, belediyelerimiz, devletimiz ne yaptılar? Kiracılarından belli bir müddet kira almayacaklarını söylediler. Bizim ne yapmamız lazım? Durumu iyi olan vatandaşlar olarak insanlardan, vatandaşlardan, esnaflardan en azından bir ay kirayı almaması lazım. Ev sahipleri lütfen bu konuda duyarlı olsun. Bazı ev sahipleri var. Kendi gözlerimle gördüm.
ihtiyaç sahibi aileleri sokağa atmışlar. Kendimiz gittik, elimizden geldiğince ilgilenmeye çalıştık. Lütfen, lütfen ev sahipleri şu zor günlerde vatandaşlara ve esnaflara duyarlı olun. Evet, Ayşegül Asma hanımefendi demiş ki, nasıl sağlık çalışanları ve devletimiz görevlerini yerine getiriyorsa bu da bizim vatandaşlık görevimiz demiş. Kurallara mutlaka uymalıyız. Teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Ya insanların şu anda en çok şikayet ettiği şey kira noktasında büyük sıkıntı var. Devletimiz de buna bir an önce esasında el atması lazım. Çünkü insanlar çalışamıyor. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Devletin de buna bir kanunla veya ne bileyim söylemle destek olması lazım. Çünkü ihtiyaç sahibi aileyi adam kirayı vermedi diye çıkarıyor. Çok büyük bir yanlış. Bunun olmaması gerekiyor. Yani Bolu, Düzce mesela, bakın Düzce'ye çok üzülüyorum ben. Düzce'de vakalar çok ciddi anlamda bir artış var. Seben'e selamlar. Barış Mat, Emrah Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Seben'e de selam olsun. Ertan Pek, aleyküm selam. İlçelerimizde çok soru geliyor. Diyorlar ki işte ilçelerde vaka var mı? Evet. Her ilçede birkaç vaka var. Dediğim gibi sayıya çok takılı kalmayın arkadaşlar. Yani bir de, beş de, altı da aynı. Ama ben diyorum bütün ilçelerde birkaç vakamız var. Bolu iyi gidiyor. Her şeye rağmen iyi gidiyor. Ama tedbiri elden bırakmayacağız. Yani iyi gidiyor diye hani kendimizi salmayacağız. Ayrıca İşte diyorlar ki İl Sağlık Müdürü neden açıklama yapmıyor? Arkadaşlar, bakanlık tarafından izin gelmeden, izin verilmeden kesinlikle bir açıklama yapamazlar. Türkiye'de hiçbir sağlık il müdürü açıklama yapamaz şu anda. Ancak bakanlık diyecek ki artık yavaş yavaş bunları açıklayın diyecek. Onlar da açıklayacaklar. Hüseyin Yağın Mudurnu AK Parti ilçe başkanımıza selam ediyorum. Daha önceden Büyük Birlik Partisi'nde ilçe başkanımızdı. Kendisine selam ediyorum. Sağ ol, var ol Hüseyin Başkan. Evet. Deniz kardeşim yavaş yavaş gel artık. Biz de çok burada kafa ütelemeyelim. Şimdi Ezoğul, onu söyleyeceğiz herhalde. Ezoğul. Vatanına hainlik edeni Ezoğul diyor. Arkasından Kurtlar Sofrası'nı söyledik herhalde ama tekrar istediler. Kurtlar Sofrası'nı söyleyeceğiz. Geç gel reis. Allah razı olsun. Evet reisim. Şimdi vatandaşlarımız diyor ki Ezoğlu söyleyebiliriz. Olsun olsun. Tabii Alper ki. Yılmaz, Ayhan Çelikol başkanımız olsun olsun çok istiyor. Ezoğlu'nu açmıştım. Ezoğlu yapan arkadaşım. İstanbul Furkan dedi. Zeyrek. Furkan kardeşim selamlar, saygılar. Özledik seni. Ezoğlu mu? Ezoğlu'm var. Arkasından işte şeyi söyleyebiliriz. Olsun. Olur başkanım. Peş peşe. Bir ayarlayalım. Ondan sonra bir de şey var biliyorsunuz. Ali Ayşe'yi seviyor var. Onu da istiyorlar. Olur başkanım. Seve seve. Bir dakika. Nasıl kadar bir altına kadar vermiyoruz. Ezoğlu'nu diyelim, kime anlatacağız? Ezoğlu'nu? Efendim? Ezoğlu'nu kime anlatacağız? Bütün vatandaşlarımız yazmışlar. Hepsine gelsin. Emniyet teşkilatı, polislere. Tabii. Aynen. Gel oğlum, cihan yanar sen gülense kül oğlum. Bir yol var
vardır, hak yoludur, bil oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek, bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez oğlum. Çakalı gezin, şu dağları ta kes oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez oğlum. Çakal gezin, şu dağları da kes oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni gez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni gez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini ay yıldızlı bayrakla yaz oğlum, yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yolum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez oğlum. Çakalı gezin, şu dağları da kes oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez oğlum. Çakalı gezin, şu dağları da kes oğlum. Gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni gez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni gez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini bayrağınla yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Teşekkürler, teşekkürler başkanım. Alper Yılmaz olsun olsunu diyor, Deniz diyor çok müthiş söyler diyor, onu dinlerken diyor. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Olsun olsunu diyor, onu da bir başka dinliyoruz diyor. Allah razı olsun, teşekkür ederim, selamlar olsun. Allah razı olsun. Bu arada Ömer abimize selam olsun buradan, bizi şu an dinliyormuş. Kim Ömer? Soy ismini hatırlayamadım ama. Ankara o da. Öyle mi? Hı-hı. Allah razı olsun. Selamlar Ankara'ya. Olsun, 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 olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namet? Olsun, 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 olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen kalleş? Olsun, olsun gözüm olsun. (Gülüyor)
kapkara olmuşsun. Kırılır hasretin çarkı, bilinir güzelin farkı. Olsun, 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 olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namet. Olsun, 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 olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namet. Olsun, olsun gözüm olsun, canım vatan, memleket Türkiye olsun. Eyvallah. Müthiş reis. Evet. Yeni Çağ Teşkilatı devamlı yazıyor. Allah razı olsun. Selam ediyoruz ilk ocaklarına. Yeni Çağ, Mengen, Gerede. Allah hepsinden razı olsun. Hiç durmadan koşuyorlar. Bütün Seben ilk ocakları hepsine de selam olsun. Olsun olsun, selam olsun oldu. Tam uydu vallahi. Evet. Şimdi Ankara'dan çok değerli arkadaşım Tokatlı. Sivas'ta, Tokat'ta ciddi anlamda da sevilirler kendileri. Onur Bektaş. Çok değerli, kıymetli bir dostumdur. Ankara'ya her gittiğimizde misafir oluruz. Yanına uğrarız mutlaka. Nevzat Katar abim. Gün Emre İçer abim. Bunlar Ankara'da çok sevilen sayılan isimlerdir. Allah razı olsun. Üçü için, onlar üçü de çok ülkücü milliyetçi abilerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz, dava evet. adamları. Buradan üçü için de neyi istemiş bakalım. Bir dakika, neyi istemişti? Özür dilerim konuşurken. Özgür Işık kardeşim, selamlar, saygılar. Yalnız Kurt demiş. Onu okumuştuk. Okuduk ama reis. Tamam, bir dakika, tabii ki. Başım. Yalnız Kurt'u bir de Nuri abi istemişti. Nuri abi çok seviyor Yalnız Kurt'u. Sabaha kadar söylesek Nuri abi dinler burada. Onun için ona da gelsin diyelim. Yeni Çağ'dan Ümit Küçükoğlu, reis, selamlar, saygılar. Beytullah Karadayı, çırpınırdı Karadeniz demiş. Evet, Yalnız Kurdu okuduktan sonra inşallah çırpınırdı Karadeniz. Evet, çırpınırdı Karadeniz de harbiden yüreklere işlemiş bir parça. Güzel parça da başkanım, şöyle ben hani bağışlasın da, çünkü marş olduğu için ben bağlama ve klavyeyle çok rahat çalamam. Çalamam mısın? Yani arkamda bir mehter olması lazım. Mehter olsaydı bamba gibi çalardım. Beytullah Karadayı, özür diliyoruz senden. Onun yerine koca reis yaparız. Tamam, koca reis seç, aynen. Yine Ali Kınık'tan Osman Suç'tan. Evet, aynen. Yalnız Kurt yenilmemeli.
bozkurt yenilmemeli. Bu vatan, bu vatan çatılık. Abilen varsa gelsin alsın. Kanla aldık, kanla veririz. Bize göre değil yabanın pahıntığı, dal olmak, zulüm olmak. Bize göre değil kardeş, çirkefin elinse, del olmak, zulüm olmak. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmedik, bükülmedik. Yalnız kurt yenilmemeli. Biz böyle görmedik, haramı bilmedik, eğilmedik, bükülmedik. Of, bu şehir dalmaz, Ankara'ya dönmeli. Şu bozkurt, yalnız kurt yenilmemeli. Ağzına sağlık. Vallahi var ya, bizi başkan, bizden alıyorsun yani. Allah razı olsun. Evet, Kağıthane Teşkilat selam söylemiş. Aleykümselam. Aleyküm Allah selam. Razı olsun. Ankara deyince tabii Sedat Kaygısız abimize buradan selam ediyorum. Kendisi de Allah razı olsun selam göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Yavuz Mengi Reis, Kaan Reis, buradan selam ediyoruz. İstanbul'da onlar da, Kağıthane'de. Devlet Ahmet abimiz var bir de, biliyorsun. Geçen bu yurtta devletimize küfredenler vardı, biliyorsunuz. Evet, oraya gittik. Ukrayna'dan gelen. Aynen. Ermeni orada, soyları, ben sana demiştim. Onlar şimdi öyle yani. Ermeni, Türk değil onlar. Ermeni evet, soyları. Gittik, devletin hizmetinden faydalanıyor, devlete küfür ediyor. Oraya gittiğimizde ertesi günü tepki göstermişti. Onur Bektaş, selamlar, saygılar. Reis ne demek? Ağzınıza yüzünüze sağlık diyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, orada Devlet Ahmet, Ahmet Alp abimiz güzel bir kelime söyledi. Sen dedi kime sövüyorsun dedi. Bağırdı böyle. O televizyonlara çıktı. Bütün haberlere çıktı. Evet, bu devlet hepimizin, ben Devlet Ahmet dedi. Ben geldim, bana da sövsene dedi. Yani oradaki kelimesi çok güzeldi. Twitter'da gündem oldu. Ben Devlet Ahmet dedi. Yani çok güzel söyledi orada. O hissiyle söyledi. Evet. Ben dedi Devlet Ahmet. Gel bakalım, bir de bana küfret bakalım dedi. Orada Devlet Ahmet abimize buradan selam ediyoruz. Ahmet Alp abime. Allah razı olsun. Yavuz Mengi Reis'e selam ediyoruz. Erdem Can, Fetih TV unutulmaz. Gerçekten çok kıymetli kardeşim Erdem Can. Vatani görevini yapıyor. Ona da buradan selam edelim. Ya bütün herkesi seviyoruz. Aklımıza geldikçe söylüyorum. Sakın aman, hani şu anda biraz da heyecan var. Çünkü sohbet ortamı olacaktık. Program gibi oldu. O yüzden heyecanlıyız biraz. Polis teşkilatımıza söyledik ama hani devamlı söylemek istiyorum. Neden? Gerçekten şu günlerde bakın polisimizin, askerimizin ciddi anlamda, yani Erdal Reis de bilir işte. Yani askerlikten gelme birisi. Büyük mücadeleler verdi. Bu vatan için senelerce dağlarda gezdi. Bir sürü vatan hainlerine botuyla, anladın mı? O bot çok vatan hainlerinin leşinin üstünde gezdi yani, Allah'ın izniyle. O, polisimiz, askerimizin gündüzü yok, gecesi yok. Dur yok, durak yok, bayram yok. Hiçbir şey yok abi. Yani polissen, askersen bu vatana, zaten bu iş maaşla yapılacak bir iş değil, onu söyleyeyim yani. Maaşla yapılacak bir iş değil yani. Bu gönül sevdasıyla, gönülle yapılacak bir iş. Gecenin bir yarısı tık telefon, hadi bakalım göreve. İşte korona var, göreve. Bayram geldi, göreve. Yani bütün insanlar, ben belediyemde bir konuşma yaparken böyle çok hissi, o zaman çok kızmıştım. Özgür Politika gazetesi, PKK'nın gazetesi, tetikçi gazete. Askerimize katil demişti. Ben de ona tepki olsun diye bir şey yapmıştım.
eylem yapmıştım vali gününde. Orada bir şey kelimeyi hani Allah söyletti orada. Yani biz burada çocuklarımız mutlu olsun diye. Biz burada sağlıklı yaşayalım diye. Biz burada mutlu olalım diye mutsuz olanlar var. Dağda taşları kendilerine yastık yapanlar var. Onun için bu vatanın kıymetini bilmemiz lazım. Polisimizin, askerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Onlar bizim göz bebeğimiz. Onlara uzanan elleri kırarız. Vatandaş olarak her zaman devletimizin, polisimizin, askerimizin yanındayız. Bakın şu süreçte daha ne kadar öne çıktılar. Bakın bekçilerimiz, zabıtalarımız, özel güvenliklerimiz hepsi de elinden geldiğince bu işi para için değil, gönülden. Hepsi de tabii ki rızık kazanacaklar. Tabii ki ailelerini geçindirecekler. Ama bu devlet için, bu vatan için hepsi de nöbet başında. Kimse para için ölmeyi göze almaz. Bu öyle sosyal medyada o sıcakta oturduğun yerde kıçın sıcakta yazmaya benzemez. Bunun karı var, boranı var, fırtınası var, mermisi var, bombası var. Öyle basit değil. Öyle sosyal medyada yazıyorlar ya böyle işte şöyle böyle falan. Öyle basit değil. Gel bakalım dediğinde bomba sesi duydu mu, mermi sesi duydu mu kaçacak deli karar. Evet. Yani şey için söylüyorum, bazılarını eleştiriyor ya. Yoksa Türk milleti bombadan da korkmaz, sesten de korkmaz. Ben hani askerimize, devletimize, vatanımıza, milletimize böyle olumsuz eleştiri yapanlar var. İşte para için yapıyorlar, para işte para almıyorlar mı görevi diyorlar ya. Ben ona çok bozuluyorum yani. Onun için devletimizin, polisimizin, askerimizin, bekçimizin, özel güvenlikçilerimizin yaptığı görevler çok değerli. Buradan hepsine selam ediyorum. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Bakın kanun olmazsa, devlet olmazsa en çok mesela DHKPC'nin en çok şu şeyine çok gıcık olurum ben. Hep böyle sabittir abi. Dikkat et. Cezaevinde de aynıdır. Gözaltında da aynıdır. Dışarıda da aynıdır. Böyle bir slogan şeyleri var ya onların hani. Polis gidecek. Özgürlük gelecek. Lan arkadaş, polis giderse ananızı ilk başta biz belleriz. Anladın mı? Çünkü polis olmayacağı için kanun olmayacak. Evet. Kanun olmayınca sizi gebertmemiz, değil mi? Kanun bir şey yok yani. Yaptırımı yok. Devlet olmazsa, kanun olmazsa, polis olmazsa sizi elimizden kimse alamaz. Onun için siz polis gidecek, özgürlük gelecek diyeceğinize polisimize kurban oluruz, bizi koruyorlar diye slogan atmanız lazım. Çok böyle hani her şeyde duyarız böyle. Sabittir yani onların böyle bir ho 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 aynı bir ritim vardır. Böyle devlete karşı, millete karşı hainlik yapıyorlar. İnşallah biz bunu niye yaptık? İşte bu vatan hainleri burada görsünler. Biz ölmedik. Bizim çocuklarımız da, bizim torunlarımız da Allah'ın izniyle ne o görüşü ne olursa olsun benim çocuğumun belki görüşü farklı olacak olabilir. Ama hiçbir zaman devletine, milletine hiyanet etmeyecek. Hiçbir zaman devletine küfretmeyecek. Ederse benim evladım değildir. Gerekirse babası hata yaparsa çıkacak diyecek ki baba sen vatan hainisin yapamazsın diyecek. Anladın mı abi? Biz bu şuurla yetişmemiz lazım. Sevgililer gününde ben hep ilk başta her zaman şunu derim. Sıralama şöyledir. Her insan için öyle olmalıdır bence. Benim sevgililer günündeki ben sevgililer gününe katılmıyorum. Ama hani sevgililer gününde paylaşıyorlar ya ben de ona paylaşım yapıyorum. Diyorum ki benim sevgilim İslam. Bir. Benim sevgilim devlet. Benim sevgilim bayrak. Benim sevgilim millet. Benim sevgilim ondan sonra ailem. Ailem bile benim için İslam, devlet, bayrak ve milletten sonra gelir. Öyle olması lazım. Benim ailem bu devlet var diye burada. Benim ailem bu bayrak burada dalgalanıyor diye burada. Benim ailemin hiçbir önemi yok. Devletin bekası her şeyin üstündedir. Onun için insanların bu şuurla hareket etmesi lazım. Herkes aynı düşünseydi zaten değil mi? Herkes tek düzen olurdu. Tabii ki. Fark etmez. Ne düşünüyorsa düşünsün. Hangi partiyi tutuyorsa tutsun. HDP hariç. Hangi partiyi tutuyorsa tutsun. Bizim başımızın üstünde yeri vardır. Bütün düşüncelerin. Farklı olabiliriz. Aynı kilimin desenleriyiz. Ama ne yapacağız? İslam'a, vatana, devlete, millete hıyanetlik yok. Hainlik yok. Edenin başı ezilir. Edenin başı inşallah ezilecek. Çöp bidonlarına gidecek. Bırak toprağı. Çöp bidonlarında çürümeye terk edilecek. İbreti alem için.
bu millete zulmedenler. Evet. Aleykümselam, polis teşkilatımıza tekrar selamlar. İsa Bektaş abim gelmiş. Allah hepsinden razı olsun. İsa abime selam olsun. Evet, İsa Bektaş adamdır selam abi. İsa Bektaş'a. Severiz. Ebu Bekir Acar selamlar. Ersin Solak selamlar Ersin abi. Allah razı olsun. Muhammed Baş, Duygu Atılgan, Naci Orhan, Kadir Tekiner adamdır. Sevgiler, saygılar. Ümit Küçükoğlu, Aslan Tuncay abim. Selamlar Tuncay abim. Ahmet Mutlu, Mehmet Tanrıkulu, Salih Başaran, Beytullah Karadayı, Dilek Derim. Evet, Ebu Bekir Acar, görebildiğim bunlar. Hepsine selam ediyorum. Evet, bak ne güzel yazmış, bak. Farklılıklarla güzeliz demiş. Devlet, vatan, milletimiz sağ olsun. Duygu Atılgan. Çok teşekkür ediyorum. İşte bu. Bakın, bizi faşist ilan edenlere bir bakarsanız arkadaşlar, her nedense her türlü maskeyi takıyorlar abicim. Nerede terör örgütü var? Ya bir de destekledikleri terör örgütü etek giyerek devlet kurmaya çalışıyor. Yani komedi gibi. Etekle devlet kurmaya çalışıyor. Bunları destekliyorlar. Ben kızıyorum. Her görüşe sahip olabilirsin. Bak ne güzel demiş ablamız. Farklılıklarla güzeliz. Tabii ki farklılıklar olacak ki. Hepimizin düşüncesi beraber bu topraklarda yaşayacağız. İzzet Çelik demiş ki, o kaç kere yazdı? En az 20 kere yazdı. Demiş ki, reis demiş, selam ediyorum. Reis, hakkını helal et ya İzzet reis. Aleyküm selam olsun. Haydi Anadolu parçasını çalar mı demiş. Biliyor musun abi? Hiç bilmiyorum abi. Hiç, vallahi ben de kusura bakma. Bir parti müziği sanırım, böyle hatırlıyorum ama biz partimizi şu anda yapmayalım. Bak Muhammed Baş demiş ki, başkanım sanatçımızı Yeni Çağ ilçesinde dinlemek istiyoruz demiş. Seve seve, ben zaten Seven'de Kıbrıs Çağ'a gitmiştim. Muduna'ya gitmiştim daha önce. O tarz etkinlikler bulunuyorum. Yeni Çağ'a inşallah geliriz. Evet. Mahmut Başkanım bize olasınlar. Diyor ki İsa Bektaş, reis diyor, hepinizi seviyorum diyor. Ben yeni katıldım diyor. Dervişe rica Dervişe ricamdır diyor. Biraz bizi efkalandırsın diyor. Biz ona Koca Reis'i okuyalım. Koca Reis'i okuyalım, aynen. Sonra son bir defa evet. Okuyalım. Bu yine seviyorlar teşkilat. Kurtlar Sofrası'nı çaldık az önce değil mi? Tabii onu çaldık. Yine okuruz. Nasıl söyleyeyim? Bitime doğru bir daha okuruz. Program bizim. Para da vermedik. Bedava. Evet. O zaman başkanım okuyalım. Evet, İsa Bektaş abimizin şeyini kırmayalım. İsa Bektaş da bu arada çok uzun süre geçirdin değil mi abi? Tabii. İsa abi adamdır ya. 5-6 yıl önce. Benim çocukluk arkadaşım, benden bir o da yer. Güzel türküler okur, selam olsun ona. Oo, onun da sesi manyaktır. Güzel de Neşet Baba'yı çok sever. Çanakkale anma şeyinde, gününde 18 Mart'ta onunla beraber bir şarkı söylüyor. Çok güzel sesi var harbiden. Güzeldir evet. Yani İsa abi, ben sana söylüyorum, yanlış yoldasın. Gönülden okur. Gel bu tarafa, seni de sanatçı yapar. Sanatçı ol abi. Pek para yok bu işte ama kırarsan da tam kırarsın bak İsa abi. Söyleyelim yani. Evet. O zaman İsa bekleşsin. Tamam gelsin. Senden abi devam. Tüm Ankara'daki misafirlere de gelsin. Demin. Allah razı olsun. Aynen. Yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek kalsak bile asla yılmak olmayacaktı. Biz ne güller gördük reis, ne kavgalar verdik reis. Gelen vurdu yıkılmazı, bu da geçer. Geçer ey İsa reis, şehitleri düşün reis.
geçer ey İsmail Reis. Kaderimiz buymuş bizim, el yaşamış biz ölmüşüz. Kimi vurmuş kimi susmuş, biz aşk içinde kalmışız. O emekler hiç mi reis, adam olmak suç mu reis? Bilmesinler Allah bilir, bu da geçer ey koca reis. Şehitleri düşün reis, eğilmesin başın reis. Neler geldi neler geçti, bu da geçer ey Mahmut reis. Bu da geçer, bu da geçer ey Türkeş reis. Evet, Yeni Çağ Ülke Ocakları'ndan büyük destek var, onu söyleyeyim. Sağ olsunlar. İnşallah yakın zamanda Mahmut Başkanım sizden ulaşsınlar, ben oraya gelirim. Yeni Çağ başımızın tabi. Seve gelirim. Orhan Olutürk, Bolulu, Almanya'da Türk'ün sesi olan adam. Orhan Olutürk abim çok acayip milletçi bir abimdir, çok severim. Ona da selam olsun. Ayhan Reis kırılmayacak bir istek istemiş ama reis. Neydi acaba? Allah nerede? Bir dakika, çok şey geldi. Moğolse Limanı demiş, biliyor musun abi? Moğolse tabii ki, seve seve. Ayhan Çelikoğlu başkanım nezdinde bütün ülkücülere gelsin. Moğolse Limanı. Kıbrıs'tadır o liman. Peki, yeni de Trabzonlar karıştırıyor. Trabzon'da değil o liman, Kıbrıs'ta. İsa abi, biz buraya Erdal abinin şeyiyle, yani yanlış anlama, Erdal Reis de hani çok yoğun çalışıyor. Esasında şunu da söyleyeyim. Ciddi anlamda şu anda zaten en son da Erdal Reis için söyledi. Tabii tabii. Ha, şimdi Erdal Reis'in bütün sesini Türkiye duydu. Şimdi bütün sanatçılar Erdal Reis'i rahat bırakmıyorlar. Devamlı mesaj, devamlı telefon. Bir kere şunu söyleyeyim. Erdal Koç Yiğit, Ramazan Çelik'le beraber Bolu'nun sesini tanıtmış, Bolu'nun ismini tanıtmış isimlerdir. Ama maalesef ben geçmiş dönemde de, şimdiki dönemde de eleştiriyorum. Nerede sanatçı bozuntusu var? Nerede bu halka hitap etmeyen, bu halkın değerleriyle alay etmiş bozuntular var? Sanatçı diye getiriyorlar Bolu'ya. Tamam mı abi? Ya kusura bakmayın abi, her şey dobra dobra bizde. Bu sanatçı bozuntularını buraya getiriyorlar, milyarlarca para veriyorlar. Ya bu insanlar Bolu'nun insanı. Bolu için çabalıyorlar gönülden. Parayla işleri yok adamların ama tabii ki rızık kazanacaklar. Ama Ramazan Çelik'e, Erdal Koç Yiğit'e sahip çıkmayınca ben sinirleniyorum abi. Bak, siz sahip çıkmıyorsunuz, Türkiye sahip çıkıyor. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Bak, beni de sen keşfettin başkanım. Yani normalde Bolu bilir aslında. Yok, ben biliyorum. Bolu'da yani ben ikisini örnek verdim. Tabii, tabii. Sakın ha yanlış anlama. Yok, sen yanımda olduğum için seni şey yapmadım. Şöyle şimdi başkanım, ben bunlar hani stüdyo anlamında çalışıyor ya. Evet evet. Sakın ha yanlış anlama. Yani yoksa ben sana da sahip çıkmam. Ben ilk defa konuk oldum Erdal abimin stüdyosuna. Teşekkür ederim kendisine. İnşallah evet. Devamı da gelecek diye. Abi bak, sen Bolu'nun değerisin. O Allah değeri. Nasıl? Ramazan Çelik zaten bu hani burada bir değer olmuş. Adamlar burada bir sahip çıkılması lazım. Sahip çıkılmıyor. Ben kızıyorum. Bak yani en çarpıcı örneğini vereyim ben size. Bolu'nun şeyleri var. Altyapı sporcuları var. Ya bu çocuklara senelik 10 bin lira gibi bir rakam bulunamadığı için bu çocuklar Sakarya adına gidiyorlar, mücadele veriyorlar. Bolu'nun çocukları. Ben buradan eleştiriyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun. Olmaz. Yanlış yapılıyor. Yanlış, yanlış, yanlış. Her şeye gelince para var. Bolu'nun sanatçılarına gelince, Bolu'nun yerel sporcularına gelince para yok. Olmaz. Bunun parayla da işi yok esasında. Yani bu belediye bütçesi için
veya diğer şeyler için ufak bir kaynak. Yani milyonlarca para harcanıyor. Buradan spor deyince de aklıma geldi. Bolu Taraftarlar Yarenler grubuna buradan özellikle çok selam ediyorum. Allah razı olsun. Selam olsun Yarenler. Evet, geçen Yarenler çok güzel bir kampanya imza attılar. Ayakkabı dağıttılar, gıda kolisi dağıttılar. Taraftar gruplarında buradan kutluyorum. Ya yine yaramı deşti hani, kusura bakma ama bazen bu gerçekler söylenmesi lazım. Belki Erdal reisim diyecek ki ya niye söyledin reis diyecek ama söylenmesi lazım. Yani kardeşim, yerel insanlara sahip çıkın, yerel marketlere sahip çıkın, yerel sanatçıya sahip çıkın. Ne bileyim, yani bu Bolu'nun değeri olan her şeye sahip çıkılması lazım. Yani işimiz gücümüz yok, tutuyoruz, birisi Köroğlu heykeli yapar, biri bilmem ne heykeli yapar. Ya arkadaş, 20 milyon para ya bu ya. Az bir para değil ki. 20 milyon heykele vereceğiniz parayla bu Bolu'nun ne değerleri kurtulurdu, ne değerleri. Yazıklar olsun. Ben eleştiriyorum yani, kusura bakmasınlar. Şimdi zaten sivri olduğumuz için Erdal Reis, senin de başına iş açacağız gibime geliyor. Her gittiğim programda 5 programı geçmiyor reis. Hemen bitiyor program. Şimdi Bektaş İsa demiş ki, oradan açıldı konu. Her hafta demiş, bu isteniyor demiş. Her hafta böyle program yapıyor. Reis valla, ben her hafta böyle program yaparsam Erdal... He, aynen, tabii. Her hafta Erdal abiyle Ramazan Çelik burada çok samimi, çok böyle samimi, güzel sohbetler ediyorlar. Bir de konuk sanatçı alıyorlar. Yani izleyebilirsiniz. Erdal arkadaşımız çok ciddi işler yapıyor. Bakın, buraya ciddi bir emek vermiş stüdyoya. Allah razı olsun. Kendisine de teşekkür ediyorum. Evet, Ayhan Çelikor reis birazdan beni asacak. Mahsedim hanı. Aynen. Ayhan başkanım, kusura bakma, geliyor. Şimdi Mahmut Başkan, benim de birkaç dinleyicilerin bir istekleri var. Onları da demek abi, estağfurullah. Sağ olsun, onları da birkaç program senin, program biraz senin. Biraz Türkiye formatına dönelim. Ya ben yeterince okuduğumu düşünüyorum. İşte Ali Kınık'tan Ahmet Şefali, kimse kırmadık. Ne demek abi? Uyan Ali'm, uyan, uyan
sağlık reis. Teşekkürler. Evet, pazar günü anneler günü. Abi işte program yaptım böyle her şey çıkar. Çıkar tabii. Pazar günü onu inşallah Erdal Reis pazar günü konuk alırsa başka sanatçılarımız o gün onlar okusun. Tamam, aynen. Ben bugün başka bir şey yaptık. Ben bir iki tane türkü tamam, yapacağım. Tamam, benim şimdi Instagram kapalı dostlar. Burada mecbur interneti kapatmak zorundayız. Evet, kapatmak zorunda kaldık. Mahmut Başkan'a ben yönlendirdim. Çoğunluk katılmış, teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Onlar için gelsin. Böyle birkaç türkü okuyalım kendi yöremizde. Tamam, aynen abi. Sen kafana göre takıl abi. Hepsi yapalım. Bugün hiç tadım tuzum yok, üstelik çok uyuşsuzum, tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca gel yine başım belada, beni bul karakollarda. Adımı yazar sabıtlarda, yanında sen olmayınca. Adımı yazar sabıtlarda, yanında sen olmayınca. Gel yine haydi meşhur, adım polis değil sizinde. İnsaf yok vicdan izinde, yanımda sen olmayınca. İnsaf yok vicdan izinde, yanımda sen olmayınca. Çıkıp sana gittiğimi anlatsın anlamadılar. Faili meçhul yıktılar, yanımda sen olmayınca. Faili meçhul yıktılar, yanımda sen olmayınca. Gel yine başım belada, beni bul karakollarda. Adımı yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca. Adımı yazar zabıtlarda, yanımda o kız olmayınca. O zaman burada yine Ömer Bey selam olsun. Haydi bakalım müzik gelsin. Çok eski parçadır. Değerli Erdal abim bilir ama Burhan Çıçan'ın, ama son zamanlarda tabii ki okumuşlar. Biz de okuyalım. Tüm Bol'daki dinleyicime gelsin benim de. Sesin gelmez, haber gönder neredesin? Dönemedim ulaşılmaz yerdesin. Ben aklımı senle bozdum sevdiğim. Sende kaldı yüreğim, sende soldu yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerin, bilmem kimi sarar ellerin, bilmem kimi soyar.
gelsin acıları, çek silahı, vur bütün acıları. Sende kaldı yüreğim, sende soldu yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerim, bilmem kimi sarar ellerin, bilmem kimi söyler dillerin. Sende kaldı yüreğim, ay 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 ay. Sende kaldı yüreğim, bilmem kime bakar gözlerin, kimi sarar ellerin, bilmem kimi söyler dillerin. Sende kaldı yüreğim, sende kaldı yüreğim. Sağ ol, teşekkürler başkanım. Artık hani yavaş yavaş bitirelim. Tabii ki. Bütün herkesten de özür dileriz. Gerçekten çok vakitlerini çaldık. Yaklaşık ne kadar oldu abi? 10.30'da başladık. Hani 2 saate geliyor. 2 saattir şey yapıyoruz. Bence hani son bir kapanışı yaparız zaten. Senin müziğinle kapatırız. Tamam başkan. Ben bir ricam var senden. Başım üstüne. Eğer varsa yani, çok ama kısa bir sana yazdığım parçayı bir daha istiyorum işte. Tabii bir daha mesaj geldi bana. Ya abi çok mahcup oluyorum ya. Vallahi hani ben onu kapanışta yapalım diyorum. Bir ben kapanış mı yapayım? Mesaj geldi. Tamam. Tekrardan Mahmut Başkan için dersin. Estağfurullah. Nasıl dersen. Onu yani kapanışta ben gerçekten çok mahcup oluyorum. Yanlış anlaşılacak diye başkanım, çok korkuyorum. Tamam. 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 Ben şimdi şey isteyeceğim reis. Yanlış anlama. Estağfurullah. Benim hayat arkadaşım, eşim için çünkü doğum günü 2-3 gün geçti ama bu koşturmadan dolayı ne hediye alabildim. Vallahi ne hediye alabildim ne hani doğru dürüst evde bile zor görüşüyoruz. Evet. Ciddi anlamda. Çocuklarımın annesi benim her şeyim. Bu dünyadaki en önemli varlığım. Onun için bilmiyorum ki nasıl bir parça. Yenge Hanım'a ne yapacağız doğum günü bugün? Doğum günü ama tabii çok hareketli de bir şey olmaz. Yani normal bir aşk şarkısı olabilir. Olabilir diyorsun. Ya en azından böyle bir hediye edeyim dedim. Aklıma geldi şimdi. Hanıma. Yenge, hanım bizim her şeyimizi çekiyor. Bütün çilemizi çekiyor. Vallahi biraz. O zaman doğum günüyle ilgili bir şey yapalım. Nasıl dersin abi? Tamamdır. Yenge Hanım'a gelsin. Evet. İlk ayın mi olur, fa olur. Sedat Kaygısız mesaj çekmiş. Ankaralı iş adamımız. Demiş ki geç girdim yayına. Teşekkür ediyorum. Selam göndermişsiniz. Deniz kardeşim ne söylerse kabulümdür demiş. Allah razı olsun. Tamam, kapanışta bir parça söyleyecek zaten inşallah. Sedat abimize buradan selam ediyorum. Allah razı olsun abi. Eşim için sen de mim yaptık. Reisim bilemiyorum şimdi. Aklıma bir şey gelmedi açıkçası. Şu doğum anda günü bugün değil mi Yenge Hanım? Doğum günü. 2-3 gün geçti doğum günü. Bir şey de alamadık. Hediye de alamadık açık söyleyeyim. Bunu hediye etmek istiyorum yani böyle bir şeyi. Senden sonra yaşadım mı bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim, beni sensiz bırakmasın. Anlamadım, ne istedin bilemedim. Gözümdeki yaşlarda ellerin bensiz kalmasın. Sen aşk nedir bilir misin sevgilim? Bugün nasıl geldik? Elimizdeki güzel sevginin kıymetini biz bildik. Nice mutlu yıllarda doğum günün hatırına unutmak zor olsa da gönlümün sultanısın bundan sonra.
gece mutlu yalla. Doğum günü hatırına unutmak zor olsa da gönlümün sultanısın bundan sonra. Mahmut Başkan'dan değerli eşine sevgiler olsun. Allah razı olsun. İyi ki doğdun, iyi ki benimlesin, iyi ki eşimsin. İyi ki varsın diyorum hayatım. Nice mutlu seneler inşallah hep beraber. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim başkanım. Artık bitirelim değil mi? Ben izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayşe Gül Asma Hanımefendi selam söylemiş. Çok teşekkür ediyorum. Hakkımız helaldir, hakkınızı helal edin demiş. Hakkımız her zaman helaldir. Siz de helal edin. Çok iyi geldi bu akşam diyor, bu program diyor. Sağ olun. İsa Bektaş tekrar selam söylemiş. Allah razı olsun. Aleykümselam. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım işte? Bitirelim artık. Mesajlar geliyor senin parçana ama bir tane daha istiyorsanız ya da başka bir şey yapabiliriz. Abi. Tamam. Ondan önce bir parça söyleyelim. Ondan sonra da kapatalım. Öyle mi yapalım? Sen bir konuşma yap istersen. Daha sonra senin parçanla bitirelim. Ben Allah razı olsun. Ben bugün burada hani buradaki bütün arkadaşlara ilk başta teşekkür ediyorum. Ve son parçamızın da Erdal Reis'e de gelmesini istiyorum. Buradaki amacımız neydi arkadaşlar? Bir nebze olsun. Birazcık böyle kafamızı dağıtalım. Birazcık hani moral olsun. Tabii şehitlerimiz de var. Hareketli parçalar olmadan türkülerle, bozkurt müziklerle, milliyetçi müziklerle hep beraber olalım. Onu yapmak istedik. Askerlerimiz moral bulsun istedik. Sağlık çalışanlarımız, polislerimiz, vatandaşlarımız moral bulsun istedik. Eğer bir hatamız, bir şeyimiz varsa da affola diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz hepimiz beraberiz. Bu topraklarda hep beraber yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kibar Bayram abi selam ediyoruz. Allah razı olsun. Diyor ki Deniz beni iyi bilir diye. Selam olsun Paladayı. Aynen. O tamam olur. Bir parça okuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da ya tekrar söylüyorum hani ben nacizane arkadaşlar istemiş. Ben karışmıyorum. Naci Orhan abim selamlar. Yayınımızı burada bitirdik. Allah katılan bütün herkesten razı olsun. Son parçamız. Girelim abi. Bundan sonra işte sen. Tamam. Neyi okuyacaksın? Son iki parçamız. Peki. Son iki parçamız. Allah razı olsun. Bana zövek demiş itin birisi, açığın neymiş sor hele hele, eli çatamamış hayırlısı. Sen bizim köylerden geç hele hele, sen bizim köylerden geç hele hele hele. Bir yığın kitabı yığmış önüne, yığmış önüne. Sinek olsa korkar tatlı canına, hip yosmasını almış yanına. Pehlivanlık taslar bak ise hele, pehlivanlık taslar gör hele hele hele. Yiğitsin ölüsü dağlarda kalan, Sivas'ta kalan, Maraş'ta kalan, Anadolu'da kalan. Yiğitsin yiğidin özünü alan, soytardan yiğit alır mı lan? Ordu yıkacakmış bak ite hele, beni vuracakmış bak ite hele, beni vuracakmış bak ite hele, bak ite hele. Yine son parçamızda Mahmut Başkanım yazdım parça. Çok istemişler bana, mesaj geldi bana. Estağfurullah. Yapalım onu okuyalım. Söyleyeceklerimiz varsa alalım. Yok tamam artık, çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Allah razı olsun. Hepinize çok selam ediyorum. Allah razı olsun. Dediğim gibi bir hatamız varsa affola. Bizim yüreğimiz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Bolu Türkiye'nin gözdesi. Bolu'nun kıymetini bilelim diyorum.
Bolu halkının kıymetini bilelim. Hep beraber burada mutlu mesut yaşayalım, değil mi i̇nşallah, abi? İnşallah. Allah razı olsun. Evet, bitiriyoruz. Artık son parça. Evet, herkese yaşamak istiyorum. Allah razı olsun. Seninle hayat bulacak bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan, bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan. Bizimle var olup bizimle yaşar, vatan millet bayrak için ölüme koşar. Birlik olup dirlik olup memleket için bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan, bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan. Muhsin Başkan gibi adam seçmemiş, Turan hak yolundan geri kaçmamış, namerdin kuyusundan damla içmemiş. Bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan, bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan. Bu dönemde beldemiz şaha kalkacak, karşımıza çıkanlar sessiz kalacak. Bolu ili seninle gurur duyacak. Bizim yüreğimizde hep Mahmut Başkan, bizim yüreğimizde tek Mahmut Başkan, bizim yüreğimizde hep alan başkan.